İmdat Emir, bravo, bravo, bravo. Ah, bravo. İmdat Emir'in sözü. De, nedir anlamı? Hadi. Bravo, bravo, bravo demek. Evet. Bu bilir. Nedir? Çünkü Kürtçe. Bravo, değil. Bravo. Bravo dedin mi? Ben Asya'daki bravoları anladım. O şeyin ismi nedir? Geldi bu. Sen buraya. O gelsin. Çekim yok. Bravo. Otur sen, boş ver. Boş ver, boş ver. O yücel, o yücel. O bizim yücel. Hangi yücel? Bizim Sabahtaki yücel abi. Gidin, o yücel. Bravo, bravo, bravo. İmdat Emir, söyle bakalım manası nedir? İkinizden biriniz açıklayacaksınız. O açıklar, ben açıklarım. Doğru. Sen söylemişsin, sen açıklayacaksın. Şimdi oldu mu? Ya, Ravo'nun önünde bı var, bı. Bravo. Bıyı kaldırıp kafiye uydurmuş kendine. Bravo, bravo, bravo. Yani bravo dediği alkışlıyor. Yani seni takdir ediyor. Bravo diyor, sen bu başarıyı yapmışsın. Diyor ki Halil Usta'm bravo, çayı getirdin. Ha, evet. Bravo, 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 bravo. Bir övgü sözü. Tabii, bir bok yiyelim. He? Nasıl bu kadar? Öyle mi? Öyle, öyle. Tamam, tamam. Sahiden mi dedikten sonra tamam, söz bitti. Aa, itiraz eden kardeş manayı yüklesin görelim. Bravo, 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 bravo. İmdat Emir'in uydurduğu bir söz. Bravo, evet. Dur bir şey var, bir şey var. Evet. Bir geldi ateş mi? Ateş, ateş geçiyor. Bu vatan durumdan parambalarında sıra damlar gibi duranların. Mesela da. Aa, şimdi biz buraya geldik çoğu iş mi ya? Hoş geldin, sefana getirdiniz. Evet. Çaylar bugün imdat. Çaylar imdat demeden. Bu turuşu yok. İmdat demi demin dedi ki kardeş kefenin cebi yok. He. Ben 90 yaşına girmişim. Parayı nereye götüreceğim? Şimdi, gelin size birer tane çay için. Şimdi ben bak. Komisyon toplandı, karar verdi, çayla sende. Çayla sende. Komisyon toplandı. Ha. Yani yönetim, kanat önderleri, böyle büyükler. Dedi ki, çaylar imdat evinden. İki kere, iki, dört. Beş bile değil. Kurtuluşu yok. Hocam kahveden çektim de çektim çayı. Öyle mi? Boş ver, boş ver. Uzun kahvede. He. Ha, ha, şeyden yani bir yol. Söyledi ki bu kahvede olsun. İyi. Çaydan yani. Kaymak gibi. Ha. Ha. Kara Güney yedi. He. Ya. Kara Güney değil, Şabanlı bu. Gülerim. Şaban, Şaban. Gülerim Şabanlı canım. He. Şaban eşraflarından. Şimdi Kara Güney bizden çok şeydir. Otorite yaptı. Evet. Niye olsaydı? Sen bunun sırrı nedir? Bu sırrı bir açıklamıyor musun? Bak İmdat'ın da ben geldi. Ben bak ben buradan Rami'ye verip destek değil ha. Ooo abi. Yok, gerçek neyse onu söyle. Gerçek neyse. Şimdi bak İmdat'ın da ben İmdat'ın da ben geldi. Öyle mi? Bu da ben geldim. Bu da her yerde çay içmez. Doğru. Bu sen dedi ki gelin Sıdık Efendi'nin çayını içelim. Ha, al al. Abi. Demek ki çay ne çay ne. Halil Usta bir çay da Sıdık abiye ver ya. Evet. Tamam bak. Niye Sıdık abim da biz toplumda. Kardeş ver adama bir çay ya. Evet. Ben, zaten kız var ya. Ha, doğru ben çayım da dört tane. Bir ben bak. Diğer bir kişi yer bir kişi bak. Kıyamet oldu. Ha, değil mi? Ezallah. Sana verilecek. Aziz Allah, aziz Allah. Yine kabristana bir yolculuk var İmdat Emir. İyi o zaman. Namaz ezan okunuyor. Ezan. Giden okurlar olsun. No der o. Gitti, geldi ama bilmiyorum. Yok yok ezan. Ezan okunuyor da şimdi. Saat kaç gezen okundu? Saat 12. Saat 12. 12. Şimdi İmdat Emir, bu millet baktı ki bugünlerde çok cenaze var. Ha. Daha o yaşı geçmişler mezarını 10 gün önceden eştirir. Ya. Efendim? Neydi o?
Almaz geliydi buradan para alıp çay götüreydi. Abu Bekir, Bekir, Bekir. Evet, Bekir, ha? O Bekir İstanbul'da. Evet, evet. Evet. İmdadım sen Şaban'a tutu nasıl götürdün? Neyi? Tut, tut. Tutu nasıl götürdün Şaban'a? Dedin de tut, tut. Tut diye de götürüldü. Ha, sağır. He. Ona yaşlı parça götürüldü, Şaban'dan geçirdi. He, yolumuz Şaban'dan. Buradan nereden girirdin? Buradan giderdim, karın altından rampaya vururdum Şaban'a. Karın altından? He. Arazi köşeden. Şaban'dan duruyordular, bir mola veriyordular. Hayvanlara bir arka mesela o. Karnlarını doyuruyordular. Çekip karşıya gidiyorlar, tıkışa gidiyorlar, küçük bir sürme. Arazın kürbü de mi hani geçiyor? Köyüne, öyle ha? Değil mi? Ya. Arazın kürbü de. Karın altından rampaya vuruyor. Tabii ya. Orada dağ keser, dağ. Kazmançıdan geliyorlar. Kelliye çekirdik bir doleyi göre. Çocuklar diyordu, haluk haluk yere bu etlerini tutuyor. He he he. İyidir, ayalandı. Bunların elinde de taş atıyorlar. Neyle götürürdün? Hayvanlarla. Katırla yoksa atına? Katır, at, eşek, at. Ama ne güzel nazar. Sen işe girmeden önce ne? Tutların şiresi almadı mı hiç? Yok hiç, kalsa kadar. Çepiklerde. Ama bal gibi yiyiliyordu, ne olursa olsun yiyiliyordu da orada yetişmediği için meyve yiyiliyordu. Her çeşit meyve yiyiliyordu. O dizdeki köyden hepsini. Parayla mı satardın İmdadem mi yoksa Kars'ta? Neresinde satardın Kars'ın? Halinde. Topal halinde. He, sebze halinde. Gelirdi Kars'ın şeyleri. Milleti? Milleti Karaca verende bizi yakalırdı. He. Ceketini, şahmasını, gömlekini çıkardı sepetten üstüne koyurdu dedi bunlar benimdir. Oo. Ya ne şey yok? Araba yok, bir şey yok. Hayvandan giden ne var? Tuttan başka ne götürürdün? Yo, her meyve götürürdük. Bir tut mu? Tut zamanı tut. Hı? Tut zamanı tut. Tabii tabii. Bişne zamanı bişne. Elma zamanı elma. Her meyve götürürdük. Hani bizim Hüseyin Hoca gibi. Kestir, bekmez. Hüseyin Hoca. O aklısı gezen var ya Hüseyin. He. Onun gibi. Elma zamanı elma, tut zamanı tut. İmdat Ahmet demek ki, İmdat Ahmet zor adam. Buradan çık, korkma. Eskiden çıtır peyniri kimse bilmeyiz. Bile, yok. Asla. Bütün o çıtır peyniri olan sütü köpeklerin şeyine tökeydi. Yalaklarına. He. Yalaklarına. Anladım. Bu şeyi küçük Yusuf'taki adamlar icat etti. Karşı çıtır peyniri. Çiçek peynir. He valla. Küçük Yusuf'taki adamlar da bizim kivalarıydı. He. Anladın. Baba bunu icat ettiler artık çiçek peynir yapan yapan. Yo. Herkes oluşturdu. He valla. Oradan vallı. Yoksa kurum şeylere tükeldiler, köpekler yiyildi. Evet. He valla. Kimse yapmıyordu. Gülmeydi. Seçilen lor sofraların padişahı. Padişah. İmdat Emin var idi, kimse bilmiyordu. Bilmiyordu değil. 67'den Kömürlü'den bir saman aldık. 1967'den. 67 o zaman. Ben 7-8 yaşlarında aldım. Bir çiçek getirdiler. Yani hayran kalırsın o çiçeğe. Ya öyle. Bak 67 nere. 2020 nere? 21. 21 şimdi. 21 kaç sene oluyor? 50 sene hemen hemen. 50 sene. Ha, ben o zaman çocuktum işte samana gittik. Samanda işte bir çiçirge aldığımız, saman aldığımız evde bir çiçek getirdiler. Tam 54 yıl olmuş. Vay be.
Evet, nasıl geçti hiç bilmiyorum. Siz de tamam, sen 67'de ben 54-55'te küçük şifa giderdim. Ben 58'deyim. Çıçır peyniri. 2 orada, 7'de orada, 9 yaşında. Küçerlere tökülürler. Evet. Sen de 10-11 öyle bir şey misin? Ha, o çıçır peyniri cat oldu. Artık bozuk. İyi oldu. Tam yüzde peynir gitti, tamam artık bozuk. Valla. Ya. Ya şimdi makineye vurirlerdi. Biz bu oranın köylerine gittik. Ben de çocuğu oldum. Böyle. Bizim battalına gidiyorduk. Bizim battalına. Battalı beyine gidiyorduk. Tut götürüyorduk. Afiyetesin eşyalarını. O sıra çeşil peynir oluyor. Evet tabii. Yaylalarda. Ya Anadolu'da çeşil peynir 1000 yıldır yapılıyor ya. 1000 yıldır ya, ne küçük yüzüm içiyorsun. Hey. 1000 yıldır çeşili yaparlar Anadolu'ya. Hayır. Tabii canım. Ben sen ne? Osman'da yok. Olur mu canım? Karşı bilmem. Kazman'ın yakın köylerinin hiçbirinde yok. Küçüğüsü icat etti. Büyüyen aman nadirdi. 54-55'te. Büyüyen aman nadirdi diğerde. Çocukluğumuzdan beri de çeşil peyniri yiyoruz ya. Biz de oranın yaylalara gidiyorduk, götürüyorduk. Ondan sonra kıyamet gibi ben böyle sepetleri tenislerine getirdim. İmdademi otorite yapıyor şimdi. Şimdi imdademi... Bravo. İmdademi fazla mesela belli bir zamandan sonra gitmiş, işe girmiş, devlet memuru olmuş. İmdadem memur adamış. Biz baktık lan halimizmiş ya ta askere kadar gittik şey. At atını peşine. Ya. Dağlardan bağırını köyüne hepsine hoşuna gidiyor, tek hepsine gidiyor. Hepsine tek isimlerini biliyor. Karasay isimlerini hem oldu. Oğlu buradan çıkıyordu Oktu. Şey, buradan çıkıyordu Akçay, Ulanır, Oktalar, aşağı Okta, yukarı Okta, orta Okta, üç Okta. Sineler giderken? Oradan buraya da Hasan Bey'in şeyi vardı, bir köyü vardı. 4-5 kardeş oradan buraya gidiyorduk meyen bakşıya. Hacı Dodu, Zühra, Aşma, ondan sonra Zühra, Aşma, Sinek yaylaları, Dağlı yaylaları, ondan sonra bir ton o şey. Sinek yaylalarında yağından peynire gidiyorduk. He, kavak da vardı. Derin içinde bir kavak köyü var. Oranın çadırları hep ızdırıldı. Buradan gidiyorduk. Kara Cehennem, Ezrail, Amat. Buradan. Turbakala. Uğdaya gidiyorduk. Uğdaya. Ondan sonra bu şey. Şey tarafı. Bu ne değil o dağın ismini? Aladağ tarafı, o taraf, Aladağ deyirler. Çemçe, Aladağ, Çemçe. Duman ne? Böyle nasıl yerler ya, bay. Aşık Dede. Aşık Dede bu şey. Çemçe güzergahında. Burada şey, bak. Zedikan. Buradan gittiğiniz zaman neyle biliyorsun ama bu ruhundan geçirdi, o dağdan gittiğiniz zaman. Çemçe. Çemçe'yi geçirdik, gidiyordu şey, Kösedağ. Bu çarşının olduğu ne deyirler? Akçeler. Çat. Ondan sonra Amat, ondan sonra Kara Cehennem, Ezrail. Torpakala. Arap'ın komi, Davul, ondan sonra gelisi burada şey, o ziyaretin olduğu yer ne deyirlerdi ya? Burada bir ziyaret vardı, ziyaret şey, evliya gitmiş ya. Dede Mahsut. Bundan sonra geçirdik, gidiyordum Küpkıran, aşağı Küpkıran, yukarı Küpkıran. Ama bu ağırlar hep şeyden, Torpakalı'dan geldi. Hep Torpakalı'dan geldi. Torpakalı'ya da buradan gitme. Buradan gitme, buradan Torpakalı'ya. Kaça kaçta gitmişler. Ağızmanı da varmış. Kaça kaçta gitmişler, sonradan dönüp geri gelmişler. Ondan sonra
bu köse dağına tarafı. Tahir.